Haber merkezine hoş geldiniz. Haftanın ardından öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Aksaray Belediyesi'nin katkıları ile Afrin'de yürütülmekte olan Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçikler için Aksaray Kültür Merkezi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Afrin'de devam eden operasyonda kahraman ordumuza desteğimiz devam ediyor. Allah ordumuzu muzaffer eylesin diyerek programa katılan herkese teşekkür etti. Bu güzel programı hazırladığı için başkanımın da dediği gibi başta genç önderlere teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir nesil geliyor. Yani canı yürekten tebrik ediyorum. Yolu Cami'de başlattığımız program, daha doğrusu birçok programımız var ama en yakınından başlayarak söylemek istiyorum. Yolu Cami'de sizler de bildiğiniz gibi dualarımızla biz Afrin'de Türk askerimize, oradaki kahramanlarımıza dualarımızı ediyoruz. Bugün de bunu taçlandıracak güzel bir program hazırlandı. 5 tane hafızımız gelecek burada. Hem Kur'an-ı Kerim'den bize ayetleri, sureleri okuyacaklar, hem de bizler yeniden dua edeceğiz. Şunu söylemek istiyorum, hepimiz bunun bilincindeyiz ve farkındayız. Az önce şehitlerimizin ismini sayarken hepimiz buradayız dedik. Biz öyle bir milletiz ki dedelerimiz hep şehit. Hep şehit çocuklarıyız. Ve bu toprakların kıymetini ve değerini hepimiz biliyoruz ve farkındayız. 15 Temmuz'da biz bunu çok iyi gösterdik. 15 Temmuz'da meydanları doldurarak biz bunu o kadar iyi anlattık ki yedi düvel artık anladı ki bu iş, yani bizleri hiçbir zaman bölemeyeceklerini, parçalamayacaklarının farkına vardılar. Peki bu sefer ne yapmaya başladılar? Bu sefer taktik değiştirdiler. Dediler ki madem ki biz Türkiye'yi bölemiyoruz, o zaman Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde, hazır oralarda karışırken yeni bir terör devleti oluşturalım. Bu terör devletini Türkiye'ye sınır yapalım, başına bela edelim diye uğraştılar. Ama Allah'a çok şükür ki bir şeyi hesap edemediler. Dünyanın en büyük lideri bizim başımızda, onu hesap edemediler. Yılda belki 200 yılda bir gelir. Onun için onun kıymetini bilmemiz lazım. Ona dualarımızda her vakit o dualarımıza katmamız gerekiyor. Bununla mecburuz. Şart. Çünkü bizim gidecek hiçbir yerimiz yok. Bizim sığınacağımız hiçbir ülke yok. Biz hepimiz şehit olmaya aday insanlarız. Bize dense ki hadi elinize silah alın gidin, hiçbirimiz bir dakika bile tereddüt etmeden gideriz. Nereden mi biliyorum? 15 Temmuz'dan biliyorum. O meydanı doldurduğumuzdan biliyorum. Şimdi geçenlerde çok değerli bir büyüğümüz şu ifadeyi kullandı ve benim çok hoşuma gitti. Tarihten de güzel bir ibretlik dersti bu. Dedi ki İkinci Dünya Savaşı bitti ama Birinci Dünya Savaşı hala devam ediyor dedi. Bakın çok ilginç bir tespitte bulundu ve benim hakikaten çok hoşuma gitti. İkinci Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz Avrupalılar birbirleriyle savaştılar ve savaşın sonucunda da birleşerek Avrupa Birliği oluşturdular. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'ya karşı yapıp Osmanlı topraklarını paramparça ettiler, bir sürü devlet çıkarttılar ve dedikleri şey şu: sorun varsa bölünün, sorun varsa bölünün. Böyle bir zihniyeti hepimize işlemeye çalışarak bu kadar fitne fesatı İslam aleminin içerisine atmayı başardılar. Şimdi bize düşen şey şu, bu savaş hala devam ediyor, önce bunu bileceğiz. Avrupalıların, Amerika'sının niyetinin ne olduğunu bir kere daha farkına varacağız. Bizim bizden başka dostumuz yok. Bunu çok iyi bileceğiz. Bir de Müslüman alemi, İslam alemi ayağa kalkmazsa bu zulümler devam edecek. Bu programlar vesilesiyle dualarımızın içerisine inşallah bunları da katalım. Müslümanların uyanık olması, daima bu konularda tetik içinde olması bizler için önemli. Aynı zamanda tekrar da sözlerimi sonlandırırken şunu söylemek istiyorum. Afrin'de Zeytin Dalı Operasyonu'nda bulunan bütün Mehmetçiklerimizin Allah yardımcısı olsun. Orada şehit olan bütün kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Gazilerimiz ki bugün bir gazimizi ziyaret ettik Aksaray'ımızda. O şevkle, o istekle iyileşmeye başlamış ve tekrar cepheye gidecek. Bütün gazilerimize de buradan acil şifalar diliyorum. Orada yarım kalan işleri inşallah bitirerek memleketimize, milletimize güçlü bir şekilde dönmelerini arzu ediyoruz. Allah hepsinin yar ve yardımcısı olsun. Bu programa emeği geçen bütün herkese de teşekkür ediyorum.
Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Programa katılan İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Can, kalbimiz ve dualarımızla Mehmetçiğimizin yanındayız dedi. Evet, bugün Anadolu'nun önemli illerinden bir tanesindeyiz. İç Anadolu'ndayız. Gerçekten vatan denildiğinde, millet denildiğinde ayağa kalkan şehirlerden bir tanesindeyiz. Zor günler geçirdik. Az önce belediye başkanımız bahsetti. Önder başkanımız bahsetti. Cumhurbaşkanımız her gün bahsediyor. Kolay günlerden geçmiyoruz. Ama bizim bildiğimiz bir şey var. Bu millet her daim zorlukları yenmeyi başardı. Bu millet her daim dünyaya kahramanlık nedir, gazilik nedir, şehitlik nedir bunu net bir şekilde gösterdi. Bunu biz İstanbul'u fethedilirken, Ulubatlı Hasan o bayrağı dikerken gördük. Bunu biz Çanakkale şehitlerimizde gördük. Ve bunu biz 15 Temmuz'da Ömer Haris Demir'de gördük. Bu milletin çocukları... Bu milletin çocukları candan korkmaz. Bu milletin çocukları şehit olmaktan korkmaz. İmam Hatiplisiyle, İmam Hatipli olmayanıyla bu milletin çocukları Allah'ın izniyle vatan söz konusu olduğunda ayağa kalkar. Öncelikle Afrin'de şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ve bu vesileyle bütün şehitlerimizi tekrar hatırlıyor, onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilere acil şifalar diliyorum. Allah onların yardımcısı olsun, Mehmetçimize de güç ve kuvvet versin. Protokol konuşmalarının ardından program geçen yıl Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında dünya birincisi olan Kamal Mahmadov, Türkiye ikincisi Hafız Bekir Büyükkurt ve birçok hafız tarafından Kur'an tilavetiyle devam etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği, Fetih Suresi'nin okunarak duaların edildiği programın ardından programa katılanlara Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye edildi. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ve Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk, Afrin'de devam eden Zeytindal Harekatı'nda yaralanan ve evde tedavisi devam etmekte olan Emre Özcan'ı baba ocağında ziyaret etti. Zeytindalı Harekatı'nda yaralanan ve evde tedavisi süren Piyade Komando Uzman Çavuş Emre Özcan'a geçmiş olsun dileklerinde bulunan heyetin gündemi, Afrin bölgesinde devam eden operasyona ilişkin kararlılık mücadelesi ve destek kampanyaları oldu. Başkan Yazgı, vatan için canını ortaya koyan, vatanın huzuru, güvenliği ve istikbali için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan aziz şehitlerimizin ve siz gazilerimizin ailelerinin gururuna ortak oluyor, kederlerini de canı gönülden paylaşıyoruz dedi. Allah yardımcın olsun. İnşallah bir önce şifaya kavuşun, tekrar cepheye gideceksiniz. Bizim de dualarımız her zaman sizlerle beraber. Annenizin, babanızın dualarını bizim dualarımızla katıyoruz. Allah yardımcınız olsun. Bir isteğiniz, yapacağınız bir şey varsa da her zaman emrinizdeyiz. Ben Afrin'de göğüs göğüse çarpışan vatan evlatlarını Allah korusun diyorum. Muzaffer kılsın diyorum inşallah. Emre kardeşimiz de Allah korudu inşallah. Bundan sonraki mücadelesinde de başarılar diliyorum. Biliyorsunuz besleme terör örgütleriyle biz mücadele ediyoruz. Terör sevicilerin üzüldüğü kadar biz seviniyoruz diye düşünüyoruz. Allah ordumuzun muzaffer kalsın inşallah. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Piyade Komando Uzman Çavuş Emre Özcan, Türk askerinin sınırda büyük bir kararlılıkla operasyonları sürdürdüğünü belirtip, tek isteğinin en kısa sürede iyileşerek görevinin başına yeniden dönmek olduğunu söyledi. AK Parti İl Teşkilatı 28 Şubat 1997 yılında hükümete karşı yapılan darbenin 21. yıl dönümünde 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda sergi açarak sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.
1997'de gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu toplantısıyla postmodern darbe olarak anılan 28 Şubat sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, 28 Şubat darbesinin yıl dönümü vesilesiyle tüm darbeleri bir kez daha şiddetle ve nefretle kınadıklarını söyleyerek, hükümetimiz ve milletimiz darbeler tarihine nokta koymuştur. 28 Şubat ve 15 Temmuz sürecinde yaşanan acıların, sıkıntıların bugün artan demokrasiyle birlikte daha iyi anlaşıldığını ifade ederek herkese teşekkür etti. 28 Şubat 1997 tarihinde Türkiye postmodern bir darbeyle muhatap oldu. Bugün 28 Şubat darbesinin yıl dönümü vesilesiyle tüm darbeleri bir kez daha şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Darbe bir insanlık suçudur. Zira darbe eylemiyle insanların başta yaşama hakları elinden alınmakta, bireysel ve toplumsal her türlü özgürlükleri kesintiye uğratılmaktadır. 28 Şubat döneminde bireysel özgürlükler bağlamında insanların eğitim, öğretim, çalışma, düşünce, inanç ve ibadet haklarının elinden alındığını gördük. Bu milletin çocukları ilk öğretimden üniversite çağına kadar eğitim hayatından yoksul bırakıldılar. Dini inançları sebebiyle çalışma hakları dahil tüm sosyal ve ekonomik hakları ellerinden alındı. Haince fişlendiler. Başörtülü kadınlarımız örtülü oldukları gerekçesiyle kamu hizmeti alamadılar. Bazı firmalar ise yeşil sermaye denilerek ihalelere alınmayıp teşebbüs hürriyetleri kısıtlandı ve ekonomimize, iş gücüne yapacakları katkıyı yerine getiremediler. Bankalarda milletin trilyonlarca parası hortumlanarak illegal yapılara aktarıldı. Medya attığı manşetlerle meşru hükümeti devirdi, siyasi darbe yaptı. Darbeciler tarafından başbakanlar, bakanlar hükümetten tard edildi. Partiler kapatıldı. Ankara sokaklarında tanklar yürütülerek siyasete, demokrasiye ve insan haklarına balans ayarı yapıldı. Bürokrasinin bir ayağı olan Milli Güvenlik Kurulu kararlarıyla siyasiler hizaya çekilip hükümet yönetimi vesayet odaklarına teslim edildi. Ancak 15 Temmuz darbe girişiminde de açıkça ortaya konulduğu üzere hükümetimiz ve milletimiz darbeler tarihine son noktayı koymuştur. Son hain örneğini 15 Temmuz'da bir kez daha yaşadığımız her türlü darbe ve darbe girişimini artık tarihin karanlık sayfalarına gömüyoruz. AK Parti olarak bu noktadaki kararlılığımızı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizden aldığımız güçle her türlü vesayet odaklarına ve darbeci zihniyeti deklare ediyoruz. Milletimizin feraseti, cesaret ve gayretiyle artık o günleri hiçbir zaman yaşayamayacağımıza inanıyoruz. Milletin kendi kendini yönetme hakkının ve milli iradeye saygının ülkemizdeki siyasi, hukuki ve sivil tüm kurum, kuruluş ve bireylerce kabul edilmesini diliyoruz. Geçmişten gelen kadim medeniyetimizin tecrübesiyle geleceğe güçlü ve lider Türkiye'ye daha emin adımlarla yürüyoruz. 16 yıldır her daim yanımızda olan milletimize saygıyla şükranlarımızı sunuyoruz. Siz çok kıymetli basın mensuplarımıza da samimi ve kıymetli katkılarınız için teşekkür ediyorum. AK Parti İl Teşkilatı'nın 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlediği programa AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Merkez İlçe Başkanı, İl Gençlik Kolları, Kadın Kolları, Partililer, Sivil Toplum Kuruluşları Başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve beraberindeki heyet bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Dersi sabote edeceğiz ama bir merhaba demek için geldik. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? Ziyaretler kapsamında ilk olarak Somuncu Baba Külliyesi'nde hizmete açılan Engelli Koordinasyon Merkezi'nde EKPSS hazırlık kursuna katılan kursiyerleri ziyaret eden Başkan Yazgı ve AK Heyet yetkililerden bilgi aldı. Kurs çıkışında vatandaşlarla sohbet etti. Bu ilk mi oldu burada?
Başkanım, geçen hafta başladık. Ha, geçen hafta İlk oldu. 22 Nisan'da sınavımız var. 22 Nisan'a kadar hızlandırılmış EKPSS kursumuz devam edecek. Hani çocukların şehirde başka bir alternatifi yoktu. Biz hani güven başkanımla görüştük. Burada hızlandırıldı çocuklarımıza yetişsin diye. Çok güzel oldu. 4 yılda yapılan bir sınav. Hani bu 4 yılda bir yapılıyor. Bu sınava yetiştiremeseydik çocuklarımız 4 yıllık bu imkandan faydalanamayacaklardı. Merhaba, nasılsınız? Merhaba. Merhaba. Daha Murat Yasın, iyisin inşallah. Nasıl iyiyiz elhamdülillah. Keyfiniz harika. Çok şükür. Senin nasıl? Elhamdülillah. Çalışıyorum. Nasıl işler? Elhamdülillah. Gün içerisinde ziyaretlerini sürdüren Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk, Belediye Meclis üyeleri ve AK Parti İl Teşkilatı üyeleri modernizasyon çalışmalarına başlanan Kapalı Çarşı'da incelemelerde bulundu, esnafları ziyaret ettiler. Merhaba yakışıklar. Kızım canım. Nasılsınız? Başlayan yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Yazgı ve beraberindeki heyet, modernizasyon çalışmaları doğrultusunda esnafın sıkıntı ve taleplerini de dinledi. Aksaray'ın kalbi konumunda olan Kapalı Çarşı'da genellikle kuyumculuk, züccaciye, çeyiz ve tuhafiye üzerine hizmet veren esnaf, projenin bölge esnafı adına bir şans olduğunu, başlayan restorasyon çalışmalarından dolayı mutlu olduklarını belirttiler. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, zemindeki kilitli taşlardan başlanan cephe, zemin ve çatı modernizasyonu yapılacak yenileme çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacaklarını söyledi. Aksaray Belediye Meclisi Mart ayı olan toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın başkanlığında yapılan toplantıda 16 gündem maddesi görüşüldü. Toplantı Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı başkanlığında Aksaray Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda bir önceki alınan kararların özetleri okunurken toplantı 16 gündem maddesinden oluştu. Mart ayı olan meclis toplantısında İmar Komisyonu'nun hazırlamış olduğu tadilat talepleri, İmar Komisyonu'na sevk edilen plan değişikliklerine ilişkin hazırlanan raporlar ve bir önceki meclis toplantısında İmar Komisyonu'na sevk edilen plan değişikliklerine ilişkin komisyonca hazırlanan raporlar, belediye birim müdürlüklerinden meclise havale edilen evraklar, İmar ve Şehir Müdürlüğü, Etüt Proje Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün maddeleri gündeme geldi. Toplantı dilek ve temennilerle sona erdi. Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi kapsamında Kırgız yazar Cengiz Aytmatov 90. yıl dönümünde Aksaray'da anıldı. Aksaray Belediyesi'nin katkılarıyla Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi kapsamında Aksaray Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Aytmatov programına ilgi büyük oldu. Aksaray Belediyesi ve Aksaray Anadolu Mektebi İl Koordinatörü Ayşe Karaman'ın özverili çalışmalarıyla gerçekleştirilen programda okuma grubu panelist öğrencileri Gizem Şen, Rümeysa Akkurt, Rana Sarı ve Yusuf Ünlü, Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un hayatından eserlerini geniş bir açıdan dinleyicilerin beğenisine sundu. İnsanı var eden şeydir iyilik, tıpkı tohumun içerisindeki öz gibi. İnsanoğlunu kıymetli kılan değerlerin başında gelmektedir. İyilik, bütün güzel duyguların annesi gibidir. Aksaray Anadolu Mektebi doğumunun 90. yılında Türk dünyasının usta yazarı Cengiz Aytmatov'u iki panel oturumuyla anlatırken programa Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Profesör Doktor Sami Güçlü, Belediye Başkan Yardımcıları, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Belediye Meclis Üyeleri, Okul Müdürleri, Anadolu Mektebi Sorumlu Öğretmenleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Anadolu Mektebi öğrencileri tarafından icra edilecek Bozkır'ın Yükselen Sesi Cengiz Aytmatov başlığıyla sunulacak programımıza hepiniz hoş geldiniz. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, kültür buluşmasında Anadolu Mektebi'ne düzenledikleri program nedeniyle teşekkür etti. Burada panelistlerimizin yapmış olduğu sunumlar, bir yazarın bütün eserlerini derinlemesine anlatmaları bizi gerçekten de mutlu ediyor, gururlandırıyor. Ama şunun da farkındayım Sayın Bakanım, gelecek kızlarımızın elinde. Kızlarımıza özel bir alkış istiyorum. Şimdi
öbür programda da farkındayım, hep kızlarımız önde. Yani değil mi Sayın Müdürüm? Hep kızlarımız ön tarafa çıkıyor, hep onlar sunumlarını yapıyor, çok da güzel ifade ediyorlar. Burada da panelimizde Allah'tan sen varsın ki bizi kurtardın erkekler olarak. Dolayısıyla ben kızlarımıza teşekkür ediyorum. Onlar okumayı çok seviyorlar. Onlar aslında geleceğimizi şekillendirecek çocuklarımızın ileride anneleri. Sizler anneler olacaksınız. Eğitimin ilki evde başlar. Evde başlatacak olan da annelerimiz ve sizler. Sizler çok güzel yetişiyorsunuz ve ilerideki çocuklarınızı da ona göre yetiştireceksiniz. Bir kere bu konuda çok önemli. İkincisi, ileride vali, belediye başkanı, ben inanıyorum ki Sayın Bakanım kesin kızlarımızdan olacak. Çünkü erkeklerde bu kadar performans yok. Biz daha çok top oynuyoruz ya da bilardo oynuyoruz. Biraz öyle bir durumumuz var. Ama bizler de sizlere destek olmaya her zaman varız. Bu konuda da Cengiz Aytmatoğlu konusunda da sunumlarınızı çok beğendiğimi söylemek istiyorum. Özellikle notlar aldığım, yani aklıma aldığım notlar var ve sizlerden de kopya çekeceğim yapmış olduğunuz güzel ifadelerden. Toprakla ilgili, ondan sonra mankutlaşmayla ilgili o kadar güzel şeyler söylediniz ki bunlar bugün de bizim kullandığımız ve bugün de yaşantımızda gördüğümüz şeyler. Bunların bilincine varmak, bunların bilinciyle hareket etmek güzel şeyler. O nedenden dolayı sizleri bir daha canlı yürekten tebrik etmek istiyorum. Ayşe Hanım hatırlattı. Tarık Buray'la ilgili yapmış olduğumuz paneller kitaplaşıyor. Bu panellerin hepsini kitaplaştırıyoruz ki bunlar sizlerin ilk eserleri olacak aslında. Tarihe bırakacağınız bir iz olacak. Ve biz bu izin de kalıcı olarak olması daha da mutlu ediyor. Ben tekrar bu konuda Sayın Bakanımızın öncülüğünde gerçekleştirilen bu güzel panellerde bizleri yalnız bırakmayan ailelerimize de teşekkür ediyorum. Çünkü anne babalarınız izin vermese belki buralarda olamayasınız. Çünkü farklı illerde yapılan toplantılara da katılıyorsunuz. Ben daha önce de burada ta kuruluşundan beri içinde bulunan bugün Gülsüm var ama ondan önce birçok kardeşimiz buradaydı, bu panellerdeydi. Onlara da şöyle bir şey söylemek istiyorum. Burası bir okul. Okulda öğrencilerin öyle ben bu işi bitirdim gittim demek yok. Sizin yaptığınız gibi yapması lazım. Gelip buralarda hem yüreklendirmesi hem de destek olması lazım bizlere. İnşallah onu da yapacağınıza inanıyorum. Ben tekrar bu paneli hazırlayan bütün herkese teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Profesör Doktor Sami Güçlü, 2018 yılı içerisinde şu anda 25 ilde Cengiz Aytmatov okutulduğunu ve Nisan ayında Kastamonu'da Türk dünyasının kültür başkentinde Aytmatov yılı olarak ilan edilmek suretiyle Aytmatov programlarını sürdüreceklerini söyleyerek Anadolu Mektebi Yazar Okumaları projesine ve eğitime sağladığı katkılardan dolayı Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, İl Koordinatörü Ayşe Karaman, Aksaray Anadolu Mektebi sorumlu öğretmen ve öğrencilere, emeği geçen herkese teşekkür etti. Kimse ses getirmese, yazmasa, çizmese. O kadar mutlu olacak bir iş yapıyoruz ki. Bu 1500 çocuk hayatları boyunca, şimdi bunlar yeni dönem. Mustafa Kutlu okudular, Tarık Buğra okudular, Cengiz Aydın'ı okudular. Şimdi Cengiz kim okuyorlar? Tanpınar okuyorlar. Herhalde başladı değil mi? Tanpınar okumaları. Kitap mı eksik yoksa? Yazın da Necip Fazıl olur. Şimdi yani böyle bir yol okumadan geçen öğrencilerimize, ailelerine, hocalarına bu imkanı sunan siz değerli yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Ama en çok da bu okumanın zahmetine katlanıp ama gelecekte bunun faydasını çok görecek. Çok büyük bir şekilde görecek olan öğrencilerimizi kutluyorum. Teşekkür ediyorum hepinize, saygı duyuyorum. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı son olarak kadınlar için hizmete sunduğu ve Cihat Hatun Kadın Aktivite Merkezi'nde AKMEK kursları faaliyete geçti. İnsan odaklı sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerini sürdüren Aksaray Belediyesi, sosyal hayatta daha fazla yer almaları amacıyla kadınlara yönelik projelere ağırlık vermeye devam ediyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın son olarak Hamidiye Alaca Mahallesi'nde kadınlar için hizmete sunduğu Veci Hatun Kadın Aktivite Merkezi'nde AKMEK kursları faaliyete geçti. Veci Hatun'da hanımlar için şu anda
tığ, şiş örgü, iğne oyası, kurdele nakışı, takı tasarım, porselen boyama, kağıt rölyef, dini değerler eğitimi, çeyiz ürünleri hazırlama, giyim dikiş, bilgisayar kullanım kursu olmak üzere toplamda 10 branşta eğitim veriliyor. 150 hanımın katılım sağladığı kurslarda kayıt dönemi de devam etmekte. Eski belediye başkanlık binası restore edilerek bölgedeki hanımların hizmetine sunulan Vecihi Hatun Kadın Aktivite Merkezi'nde meslek edindirme ve el becerisi kursları dışında hanımlar için spor salonu ve kafeterya bölümü de bulunmakta. Haydi Konuş Bakalım adlı liseler arası münazara yarışmasının çeyrek final elemeleri sona erdi. Aksaray Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün birlikte yürüttüğü Hazım Kulak Anadolu Lisesi projesi kapsamında Haydi Konuş Bakalım adlı liseler arası münazara yarışması çeyrek final elemeleri ikinci turla sona erdi. Aksaray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Haydi Konuş Bakalım çeyrek final ikinci tur elemelerinde okullarda resmi sivil kıyafet olmalı olmamalı konusunu tartışan Ulurmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Şehit Ali Er Anadolu Lisesi öğrencileri arasında tur atlayan okul Şehit Ali Er Anadolu Lisesi oldu. Madem içinizden geliyor bir olmak oluştan biz öğrenciye karşı çıkmıyoruz ve sen de dedin kıyafetlerin önemi yok. Önemli olan okul aklınızdakilerdir ve ruhumuzdakilerdir diye. Tek tip değil arkadaşlar. Daha önce de değindim. Üçünüz de aynı şeyi söylediniz. Tek tip diye resmi kıyafeti sallıyorsunuz burada. Eğitim özelleşmeli, özelleşmemeli konusuyla birbirleriyle kıyasaya mücadele eden Hazım Kulak Anadolu Lisesi ve Şehit Pilot Hamza Gümüş Soy Fen Lisesi öğrencileri arasında ise yarı final biletini alan okul Hazım Kulak Anadolu Lisesi öğrencileri oldu. Eğitim denince bize hep Finlandiya örneği verilir. Ancak hatırlatmak isterim ki biz Finlandiya'nın nüfusu kadar mülteci barındıran bir ülkeyiz. Sadece ilkokulda okuyan öğrenci sayımız onların toplam nüfusundan fazla. Münazara takımlarındaki öğrenciler konuya hakimiyet, vurgu ve tonlamayla Türkçeyi iyi kullanma, ikna yeteneği, beden dili, zamanı iyi kullanma gibi performans göstergeleriyle değerlendirilip ekip olarak yarı finale yükseldi. Münazara yarışması yarı final elemeleriyle devam edecek. Aksaray Belediyesi daha temiz ve yaşanabilir bir Aksaray için Avrupa kentlerinde uygulanan çöp konteyner sistemlerini Aksaray'a taşıdı. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce çevre temizliğine önemli katkılar sağlayan modern bir sistem olan yerüstü çöp konteynerları uygulaması, vatandaşlar tarafından kabul görmesi ve memnuniyetleri neticesinde kent genelinde yaygınlaştırılacak. İlk olarak Atatürk Bulvarı'nda başlanan uygulamada 3000 litre 60 adet yerüstü konteyner sistemleri bütün bilinen çöp türleri için kullanılacak şekilde Avrupa standartlarında imal edilerek uzun süreli kullanımlar için tasarlandı. Yerüstü konteyner sisteminin şoförün araçtan inerek veya inmeden uzaktan kumandalı tam elektronik sistemli vinç tarafından boşaltılma ve yıkanarak temizlenme özelliği bulunuyor. 3 metreküp kapasiteli konteyner kullanım kolaylığı ve boşaltma esnasındaki sessizliğiyle de görüntü ve gürültü kirliliğini önlüyor. Galvanize çelik sacdan yapılmış olan yerüstü konteynerler soğuğa ve güneş ışınlarına karşı dayanıklı olmasının yanı sıra alt kısmında atık çöp sularının dışarı sızmasını önlemek için tasarlanmış 250 litrelik depoya da sahip. Konteyner hem elle açılabilme hem de ayakla basılıp açılabilme özelliğine sahip. Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi tarafından hazırlanan haftanın ardından öne çıkan gelişmelerle karşınızda olduk. Bir sonraki haber bülteninde görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.